Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Antakya Belediyesi tarafından Esenlik Mahallesi'nde Mehmet İpek Camii önünde Cuma namazı çıkışında düzenlenen Cuma Sofrası programına katıldı. Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Mehmet İpek Camii'de kılınan Cuma namazından sonra mobil mutfak aracılığıyla hazırlanan Cuma Sofrası programında ikramları bizzat dağıtarak Esenlik Mahallesi sakinleriyle hoş sohbette bulundu. Vatandaşlarla istişareler yapma imkanı bulduğu için büyük mutluluk duyduğunu belirten Başkan Kimyeci, programa katılanlarla uzun süre sohbet ederek hayırlı cumalar dileğinde bulundu. Başkan Kimyeci, muhtarlar ve mahalle sakinleriyle bu tür programlarda bir araya gelerek taleplerini dinlemeye devam ettiklerini, bu talepler doğrultusunda en iyi hizmetleri gerçekleştirme gayreti içerisinde olduklarını ifade etti. Antakya Belediyesi Hanımlar Lokali, özel günlerinde misafirlerini ağırlamak isteyen hanımlara yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Antakya Belediyesi Hanımlar Lokali, aile toplantılarını gerçekleştirmek isteyen hanımların yoğun talebine cevap veriyor. Ücretsiz çay ve kahve ikramlarının yanı sıra hanımlara kendi ikramlıklarını getirerek misafirlerini ağırlama imkanı sunan Hanımlar Lokali, özel gün kutlamaları, toplantılar ve aile buluşmaları için nezih bir ortam sunuyor. Toplantı salonu, çocuk oyun parkı, spor salonu, diyetisyen hizmeti ve geniş oturma alanları ile Antakyalı hanımların ilk tercihi olma yolunda başarıyla ilerleyen Hanımlar Lokali pazar günleri hariç her gün 09:00-20:00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Antakya Belediyesi hanımlar lokalinde misafir olmak ya da misafirlerini ağırlamak için randevu almak isteyenler 0326 216 63 33 numaralı telefondan bilgi alabilirler. Antakya Belediyesi'nce kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen Türk Müziği Korosu'nun Dillerdeki Nameler adlı konseri büyük beğeniye sahne oldu. Antakya Belediyesi ev sahipliğinde Antakya Kültür Merkezi'nde düzenlenen konser etkinliğine Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci ve eşi Nursel Kimyeci, AK Parti Antakya İlçe Başkanı Ramazan Alpaslan, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, daire müdürleri, belediye personelleri ile aileleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.
Belediye Başkanı İsmail Kimyeci programda yapmış olduğu konuşmada şu görüşlere yer verdi. Çok kıymetli misafirler, müsaadenizle kültürümüzü yaşatmak üzere fedakarca çalışan ve gönüllerini bu işe adayan değerli üstadlarımıza, huzurlarınızda sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bizlere böyle muhteşem bir gece yaşattığınız için emeklerinizden dolayı sizlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Programın sonunda Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci emeği geçenlere teşekkür ederek koro şefi Şükrü Bezirci'ye çiçek takdim etti ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekildiler. Müzik
Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimeci, evde temizlik ve evde bakım hizmeti alan 65 yaş üzeri yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret etmeye devam ediyor. ...65 yaş ve üzeri evde temizlik ve evde bakım hizmeti alan vatandaşları ziyaret eden Başkan Kimeci, vatandaşların hallerini, hatırlarını sordu. Başkan Kimeci, temizlik hizmetlerinden yararlanan vatandaşların hizmet hakkındaki düşüncelerini öğrenerek her türlü istek ve ihtiyaçlarının karşılanmaya devam edeceğini belirtti. Bugün sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kucak dolusu, gönül dolusu selamlarını getirdi. Sağ olsun, Allah yapmış olduğunuz dualar için sizlere ayrı ayrı teşekkürlerini gönderdiler. Allah'ın düşünmesine mafiyetinden, şeyinden kendilerine. Aynı zamanda 24 Haziran'da yapılan seçimlerde evet, yaptığınız çok yardımcı olduktan bizim ailece biz affat diliyiz çünkü. Bütün sülalemiz bizim öyle. İşte bundan dolayı sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın özel teşekkürünü arz ettiğim için geldim. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eksik olmayın, varlasınız. Bizler de sizlerin bir evladı evet, olarak yanı başınızdayız. Allah razı olsun. Bu kadarına şükrediyoruz. Bin kere şükürler olsun sizlere. Kardeşlerimiz bugün burada ev temizlik yapıyor. Evet. Bugün de çok kıymetli bir hani bacımız, kuaförümüz. Evet. Bünyemizde evet, görev yapmaya başladı. Şu anda saç kesimi az sonra yapacak. Evet. Bu şekilde. Tabii kendisi her türlü sertifikaya sahip konunun uzmanı. Bu bağlamda bir ilki daha Antakya Belediyesi ailesi olarak gerçekleştirmek istedik. Böylece siz büyüklerimize bayan kuaförlük hizmeti de bu evde temizlik programımıza eklemiş olduk. İyi yapmışsınız. Bize bu imkanı sağladığınız için size çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz size. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sahter, bayan kuaförüyüm. Yaşlı ve muhtaç insanlarımıza yardım etmekten çok memnunum. Gerçekten onlara hizmet vermek mesleğimin daha ilerisinde bir gurur. Onların hayır duaları ve bu şükürlerini duymak bana huzur veriyor. Bu imkanı bana sağlayan başkanımıza ve cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz. Allah çok iyi. Allah da beter etmesin. Amin, işte. Amin. Rabbim sağlığınızı daim kılsın. Amin. Allah'ın gelsin ve sağlık. Bugün arkadaşlarımız burada. Biz de uğrayalım. Merak teyzemize bir hatırını alalım. Sağ olun. Gözümüzden kaçan bir eksiğimiz varsa onları takip edelim. Başka bir arzunuz, bir isteğiniz varsa o konularda da öğrenip gereklerini yapalım istedik. Bunun için ziyaretinize geldik. Sağ olun. Hoş geldiniz. Safa geldiniz. Sizlere ayrıca bugün
Sen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kucak dolusu, gönül dolusu selamlarını getirdi. Sizlerin özellikle... Allah eksik etmesin ya Rabbi, ortalığımıza iyileşmiş. Allah razı olsun. Bir de güzellik versin, irtifak versin. Amin. Biz doğacıyız. Eksik olmayız. Valla bak, söylediler, duyar mı söyledi? Eksik olmayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere nasihatı ve bu konuda özellikle büyüklerimizin hatırını alacak, gönül rızasını alacak, duasına ortak olacak, faydalı işler yapmamız. Görüyorum ben de onun böyle şeyi, televizyonu açarım, görürüm. Onun yaptığı hürmeti o büyüklere, ben o kadar seviniyorum. Allah razı olsun. Allah'tan mı? İşte bu bağlamda biz bu programları açtık. Büyüklerimize hürmetimizi göstermek için bu evde temizlik ve bakım hizmetini açtık. Burada amaçladığımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın o talimatıyla özellikle belediye başkanları olarak küçüğünü seven, büyüğüne hürmet eden bir anlayışla gönül köprüleri kurarak daha mutlu bir yaşamın sürmesini sağlamak. Bu bağlamda biz bu evde temizlik programımızı açtık. Şu anda 2240 ailemizin evini temizlik programına aldık. Ve şu ana kadar 18.500 defa evde temizlik hizmetini gerçekleştirdim. Evet. İşte gördüğünüz gibi hanım bacılar eve geldiğinde yerler süpürülüyor, duvarların tozu alınıyor, halılar süpürülüyor, temizleniyor. Bulaşıklar yıkanıyor, mutfak baştan aşağı indirilip yıkanıp kurulanıp yerine konuyor. Bunun ötesinde bu evde bir hanımın yapacağı her türlü hijyen temizliği sağ olsun kardeşlerimiz yapıyor. Bugün bir program daha bu çalışmamıza ekledik. Özellikle hanımlar için, siz büyüklerimiz için bir bayan kuaförümüz var. Konusunda uzman, her türlü sertifikaya sahip, ustalık belgesine sahip. Çok iyi bir kardeşimiz. Saç kesimi için kuaföre gidemeyen büyüklerimize hizmeti ayağına getiriyor. Ve saç kesimlerini de yapabiliyor. Rahat ettim ben. Eskiden çok yoruluyordum. Zaten astımım var. Şimdi ama rahat ettik. Sağ ol. Allah razı olsun. Yavrum. Sizleri, sizler bizim kıymetlimizsiniz. Sizler de. Bugün yani. Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kucak dolusu, gönül dolusu selamlarını getirdik. Allah'ım eksik etmesin. Kendisini de sizler. Allah'tan gelelim. Var olasınız. Hamdolsun. Bugün. Allah devletimizi eksik etmesin. Amin. Doktorlarımızı eksik etmesin. Amin. Amin. Bakanlarımıza merhamet versin. Amin. Amin. Devletimizin kesesine bereket. Amin. Amin. Ömrüne bereket. Amin. Sizlerin ömrünüze bereket. Allah razı olsun. Sağ olun teyzem. Allah kazadan beladan esirgesin. Amin. Cümle müminler ben inşallah. Ben hep dua ederim. Bütün devletimize, devletimize el altında çalışanlara, belediyede çalışanlara hep dua ederim. Allah razı olsun. Hep namaz kılınca dua ederim. Ne belki mutlu. Bir saat. Ne mutlu sizlere teyzeciğim. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kucak dolusu, gönül dolusu selamlarını getirdim sizlere. Aleykümselam. Allah ömrüne bereket versin. Amin. Başımızdan eksik amin. Etmesin. Sağ olun. Daha bunun gibi devlet gelmedi. Allah razı olsun. Ha, 80 yaşına geçeceğim ben. Beni bizim gibi devlet. Ama bu başka. Bu başka.
her şeye yetişiyor. Özürlere yetişiyor, fakire yetişiyor. Yani her şeye yetişiyor. Her şeye yetişiyor. Allah razı olsun. Ya, hastalarımıza bak o, baktır o. Kesesine bereket. Allah razı olsun. Hazinesine bereket, hazinesine. Allah razı olsun. Ha. Kıymetli büyüklerim, işte sizlerin bu duası olmasa Türk milleti, Türk devleti ha. ayakta kalamaz. Allah herkese benim gibi dua etmeyi nasip etsin. Amin, amin. Etsin Allah herkese. Benim işim gücüm yoksa otururum şurada. Namazımı kılıyorum, bir sokun bir şey yok. Dua ederim, tesbih ederim. Kıymetli teyzeciğim, işte siz büyüklerimizin bu duasıyla devletimiz, milletimiz, vatanımız bugün dimdik ayakta duruyor. Sizin bu duanız olmasaydı bugün biz bu vatanda yaşamamız Allah mümkün olmazdı. Allah herkese nasip etsin dua etmeyi. Amin. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımız İnsan size... İnsan nankör olmamalı. Nankör olmamalı. Ver o Allah'a şükür. Şükür. Bak benim bakurum yok, sigortam yok. Devlet bana... 550 lira veriyor 2 ayda. Amin. Devletimiz Allah eksik etmeye. Amin. Ama şimdi devletimiz çok güzel bako. Çok güzel bako. Çok güzel bako. Devletimiz bako. Allah sizleri de eksik etmeye. Amin. Amin. Dilerinize Allah sizleri de kazadan beladan eksik etmeye. Allah razı olsun. Bir Ramazan da bana her gün yemek getirdiler. Her gece suyum, ekmeğim. Bir yemeğim, üç türlü yemeği, kurma, ta biraz tatlıdan, yoğurt, ya ayran, ya yoğurt. Hamdolsun. Allah hamdolsun. 30 gün getirdim. Rabbim sağlığınızı daim kılsın, şifanızı Rabbim arttırsın teyzeciğim. Allah razı olsun, Allah anana babana rahmet etsin. Bu yapılan hizmetlerden memnun musunuz teyzeciğim? Çok memnunuz yavrum, Allah hepsini, hepinizle eksik etmesin başımızda. Amin. Recep Erdoğan'a çok çok Allah'tan dilerim, selam ederim. İçlerinde başarılar dilerim. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah Amin. Razı olsun sizden de hepsinden de. Amin. Biz kendinden memnunuz, kendi de bizden inşallah memnun olur. Amin. Allah razı olsun yavrum. Amin. Dilerinize sağ olun. Atakya Belediyesi ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle yaşlı büyüklerimizin, gücü kuvveti yetmeyen büyüklerimizin her türlü ihtiyaçlarında destek olmak, yardımcı olabilmek, evet. Dualarına ortak olabilmek için bu evde temizlik ve evde bakım programını açtık. An itibariyle 2240 ailemizin evine evet. bu temizlik programını aldık. Bugüne kadar toplamda 18.500 defa ev temizliği yaptık. İşte gördüğünüz gibi hanım bacılar eve gelince bir hanımın bir evde yapabileceği her türlü temizlik işlerini sağ olsun yapıyorlar. Yapıyorlar ellerine. Şimdi ilaveten bir program daha bunun içine ekledik. Konusunda uzman, evet. son derece bilgili, tecrübeli bir bayan kuaförümüzle evet. saç kesim hizmeti de hanım büyüklerimizle ilgili özel evet. olarak yapıyoruz. Bu konuda arzu eden büyüklerimizin saçlarını bu kapsamda
kahve hizmeti vermek zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kucak dolusu, gönül dolusu selamlarımı getirdim. Yapmış olduğunuz dualar için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağlık, afiyet dileklerini sizlere arz etmek istedim. Çok rahatsız ettim. Devletimize zarar ziyan vermesin Rabbim. Ortalığımıza bir güzellik huzur versin. Temelimiz olur. Bu hizmetleri yapmamızı bize Sayın Cumhurbaşkanımız öğütledi. Özellikle yaşlı büyüklerimizin artık yapmakta zorlandığımız işlerle ilgili yardımcı olmamızı istedi. Bu evde temizlik programını açtık. Evet. Ve şu ana kadar 2240 ailemizin evini düzenli bir şekilde bu program kapsamında temizliyoruz. Toplamda 18.500 defa ev temizliği yaptık an itibariyle. Evet.